Selamlar arkadaşlar. Şimdi oğul arılarımıza bakıyoruz yine. Şimdi geçen hafta bu oğullarımızı çekmiştik hatırlıyorsanız. Buna bir destek atacaktık. Destek paketini getirdim. Beraber bakalım şimdi. Şu önce bir bakalım arımıza. Kraliçemize görelim şöyle. Görüyorsunuz ayağı topal. Topal ayağı da videoda görüküyor bakın. Kırık. Yani hiç oynatamıyor o ayağını. Karniyol bir anaya benziyor. İççilerinin bazıları siyah, bazıları benim arı gibi sarı. Şimdi bir bakalım hemen yavru durumuna. Hemen şuradan başlayalım. Evet, burada bir paket yavru vardı geçen hafta. Sökülmeye başlamış. Yerine günlük koymuş, evet. Sökülmüş, günlük koymuş. Hemen bir diğerine bakalım. Bu depoya gelen en son oğul. Bu çok zayıftı. Evet. Buna kat bile vereceğim hatta. Bakın buradan sökülme olmuş. Yerine larvaları koymuş. Hemen. Şu peteğe bakalım hemen. Bu da karakoğan. Anormal bir karakoğan. Evet. Şurada güzel bal var. Şurayı da kapatmış. Şurada heves memesi dikmiştir. Hemen şimdi petek duvara değmeyecek. Şöyle bırakalım. Bununla böyle yanaştırıyoruz. Bakın şurada bir paket yavru getirdim. Bunu nereden getirdim? Yaşlı kraliçeden getirdim. Paket yavru. Şuradaki olan yaşlı kraliçelerin analarından bir tane paket yavru getirdik. Buraya bu paket yavruyu vereceğiz. Haftaya biraz daha gelişecek. O paket yavru da çıktı mı zaten? Gelecek. Bu kovana işlemimiz tamam. Şimdi diğer bir oğul araya bakacağım. Arkadaşlar bu da yeni bölmelerden. Bu oğul değil. Evet. Görüyorsunuz paket şuradan patlamış. Analarımız genç. Yeni doğdu. 2022 model. Hemen şuna bakalım. Burada bir paketimiz var. Hemen bir diğerine geçeceğim. Bu da hemen bir yandaki bölme aramız. Hemen ona da bakalım. Şuradaki kovanın ana arısının kanatlarını da kestik. Kanatlarını çiftleşip yumurtayı attıktan sonra, paket yavruya geçtikten sonra kesebilirsiniz. Benim gibi hafta sonu çalışıyorsanız kesin derim. Bakın bunda kanatları sağlam. Onu da keseceğim şimdi. Ben elime alıp kesiyorum ama siz makası üstüne hafif koyup kesebilirsiniz acemiyseniz. Acemi değiliz diyorsanız tutun elinizle kesin. Sıkıntı olmaz ama elinizde bir koku olmasın. Ana arıya koku bulaşmasın. Çünkü kesebilirler anayı. Evet arkadaşlar. Bu da oğlumuz. Geçen hafta anasını öldürmüştük. Arının düşmanlarından biri ölmüş içeride. Bakalım ana arısı çıktı mı? Meme dikmişler şuraya. Bu nasıl bir meme? Kocaman bir meme var orada. Ondan ana arı çıkmaz bence. Çünkü aşırı anormal bir memeye benziyor.
Şuraya heves memesi dikmiş. Şuraya tekrardan dikmişim meme. Temizleyeceğiz tabii ki. Ben iki tane bırakmıştım. Onları bırakacağım. Açıktı geçen hafta. Bu hafta kapanmıştır. Muhtemelen hafta içi de patlar. Görüyorsunuz. Evet, şu son peteğe bırakmıştım memeleri. Orada küçük larvalar vardı geçen hafta. Evet. İki tane bırakmıştım. Tekrar dikmişler. Tabii ki temizleyeceğim. Şu ortadaki var. Bırakacağım. Bir tane şuradan bir tane bırakırım. Artık hangisi kovanı ele geçirirse. Muhtemelen şuraya erkek arı atmış yumurtayı. Şunlara bakar mısınız memelere? Böyle bir meme olur mu ya? Bundan %99 kraliçe çıkmaz. Erkektir bunlar. Şöyle bakalım. İçinde de kurt var içinde. Ama büyük ihtimalle erkektir. Şimdi bu da bir yaşlı diğer karnivorumuz. 3 yaşında. Bu 2 yaşında pardon. Şuradaki 3 yaşında. Bunları yazmadım hala karıştırıyorum. Orada kızımız da. Gelişiyor güzel. Evet, paket yavruya geçmiş. Görüyorsunuz. O kadar sıcak ki petek yapışıyor. Üstünde fazla açıklıktan istemiyorum. Bir diğerine geçeceğim hemen. Evet arkadaşlar, bu da son kovanımız. Yaşlı kraliçe. Şöyle bir bak. Arkadaşlar devam ediyor arılar böyle. Buna bir tane dışarı kavar mum vereceğiz. Konuda işimiz bitti. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çok sıcak. Adana yanıyor şu an. Gördüğünüz gibi her taraf kurudu artık. Şu an çok fazla. O yüzden dilimde mum yapıştık, konuşamıyorum, kusura bakmayın. Görüşmek üzere.